Kadın doktor adaylarına ayrımcılığa Japon hükümetinden tepki. Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesi'nin aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarını değiştirdiğine ilişkin iddialar hükümetinde gündeminde. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Yomiuri'nin üniversitenin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla giriş sınavı sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını ileri sürmesi üzerine hükümet harekete geçti. Cinsiyet eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı Seiko Noda, söz konusu iddiaların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı Katsunobu Kato'da tıp mesleğini seçen ve bu kariyere devam eden kadınlara daha fazla destek veren bir ortama ihtiyaç olduğunu ifade etti. Eğitim Bakanı Yoshimasa Hayashi ise kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce üniversitedeki soruşturmanın sonucunu almayı beklediklerini söyledi. Üniversitenin Halkla İlişkiler bölümünden yapılan açıklamada, yetkililerin Yomiuri gazetesinin haberini hayretle karşıladığı ve iddiaların inceleneceği aktarılmıştı. Çalışma tarzı reformuna ihtiyacımız var. İddialarla ilgili soruşturma başlatılan okul, Eğitim Bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun rüşvetle okula kabul edildiğine ilişkin ayrı bir suçlamayla da karşı karşıya. Kadın adayların 2010'daki sınavda başarılı olanların %38'ini oluşturmaları üzerine üniversitenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti. Diğer Japon medya kuruluşları Kyodo Ajansı ve NHK Televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti. NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık %10 düşürüldüğünü bildirmişti. Japonya Kadın Tıp Çalışanları Birliği'nin başkanı Yoshiko Maeda da yaptığı açıklamada, kadınların işi bırakmasından endişe etmek yerine kadınların çalışmaya devam edebileceği bir çevreyi oluşturmak için daha fazla çaba harcamalılar. Çalışma tarzı reformuna ihtiyacımız var. Buna sadece aşırı çalışma kaynaklı ölümleri önlemek için değil, aynı zamanda cinsiyetine bakılmaksızın herkesin yeteneğine göre çalışabileceği iş yerlerini yaratmak için de ihtiyacımız var, dedi. Japonya'da çok sayıda kadın yüksek öğrenim görse de erkeklere kıyasla işe alınma ve ödenen ücretlerde ayrımcılığa uğruyor. Uzun çalışma saatleri ve çocuk bakımında kocalardan gelen yardımın eksikliği de birçok kadının kariyerini sonlandırmasına neden olabiliyor. Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı gibi sorunlar yaşayan Japonya'da hastaneler dahil iş yerleri personel bulmakta da zorlanıyor.